Merhaba değerli izleyiciler. Tekrar hoş geldiniz. Misafirimize de hoş geldiniz Merhaba. Diyoruz. Hoş Mehmet bulduk Bey'e. Hocam. İnşallah iyi bir yıl geçirmiştir diyelim. Hepimize, ve yeni yıla da güzel girmiştir. Hepimize temennisiyle başlıyoruz. Güzel umutlarla yeni bir yıla başladığımızı ümit ediyoruz. Ve hayırlısı olsun. Seyircilerimizin de izleyicilerimizin de yeni yılını kutlamış olalım buradan. İnşallah güzel günler olur. İnşallah. Kötü başlasak da çevremizdeki evet. komşular itibariyle bakalım inşallah hayırlısı diyoruz. Bugün Fikri Hanım'ı konuşacağız. Fikri Hanım çok yazıldı, çok tartışıldı, çok konuşuldu, bilinenleri, bilinmeyenleri. Etraflıca Fikri Hanım, Atatürk ilişkisi ve Fikri Hanım'ın tabii ki halanızın nezdindeki veya günündeki evet. durumu, münasebetleri var mıydı, yok muydu? Fikri Hanım'ı genel anlamda niye Atatürk Fikri Hanım'la yola çıktı, sonra vazgeçti, sonra Fikri Hanım ne oldu, öldü mü, öldürüldü mü vesaire. Evet, dolayısıyla Fikri Hanım kimdir diye bir başlayalım. Yani çünkü bilmeyenlerimiz evet, de olabilir. Kim Fikri Hanım? Şimdi bu hocam, çok önemli bir isim mi, figür mü? Tabii çok büyük bir magazin konusu olduğu için biraz zor bir konu. Atatürk'ün özel hayatında çok önem verdiği bir hanım. Hı hı. Bu Ragıp Bey'in yani Zübeyde Hanım'ın ikinci kocasının yeğeni olan bir hanım her şeyden önce. Yani Mustafa Kemal'e uzak değil ama tabii ki sonradan ailesine dahil olmuş bir hanım. Şimdi Ragıp Bey Zübeyde Hanım'ın ikinci eşiydi. Üvey babasının kardeşinin kızı. Evet aynen öyle. Kendileri aslında Mahmut Bey veya Memduh Bey olarak biliniyor. Tam bir fikir birliği yok isimlerde. Mahmut Bey olarak daha ziyade geçiyor. Çok büyük bir tüccar. Tamam. Çok zengin bir tüccar. Zaten Ragıp Bey de öyleydi. Bunlar gümrük işiyle uğraşıyorlar ki aslında Ali Rıza Bey de gümrük işiyle uğraşırdı. Gümrük memuru olarak biliyorsunuz ilkokullarda falan öğretirler. Bu o zaman öyle değil. Gümrük memurluğu önceden ihaleyle devletten alınıyor. Gelirler, gümrük gelirlerine karşılık bir para veriliyor ve ondan sonra limandaki gümrük işlerinden ne kazanırsa onun özel kârı oluyor. Ali Rıza Bey de böyleydi. Ragıp Bey de böyle. Hatta Ali Rıza Bey, Ragıp Bey'in bir dönem yanında çalışmış. Ayrılıp kendi işini yapmadan önce. Şimdi kendi işini kurmadan burada önce. Burada farklı bir şey söylüyorsunuz. Tabii ki oraya dikkat çekmek istiyorum. İzleyiciler Buyurun. Açısından Mustafa Buyurun. Kemal babası gümrükte çalışan bir memurdu. Hayır, hayır, hayır. Öyle değil. Yani öyle değil diyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Öyle değil. Siz diyorsunuz ki bu iş çok önemli bir iş idi. Bunu Osmanlı İmparatorluğu'na gelir kalemi açısından çok önemli bir iş idi. Gerek Ragıp Bey, gerekse Ali Rıza Bey gümrük komisyoncusuydu. Bu şehirler yani Selanik gibi, İzmir gibi ya kentlerde. Mutasarrıflığa benzeyen bir şey. Yani bir alanı, bir araziyi önceden alıyorsunuz, evet, vergilerini evet. ödüyorsunuz ama oranın vergisini yıl içerisinde daha fazlasıyla topluyorsunuz. Evet, evet, bu aynen. Aslında böyle bir işletme tarzı aynen. diyorsunuz. Mesela Muammer Bey'in eşi Adeviye Hanım'ın babası olan Sadullah Zade Daniş de İzmir'de gümrük başkatibiydi. İzmir Belediye Başkanı olan Ragıp Paşa daha önceden ki büyük dayı olan kişi aile Adeviye Hanım'a ki Atatürk'ün evlilik için izin istediği kişi Latife Hanım'a daha önceden o da gümrüklerden sorumluydu. Yani bu Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret kentleri için çok önemli bir pozisyon. Yani o zaman bugünkü gümrük işletmesi gibi özelleştirilmiş anlamayalım. Hali özelleştirilmiş evet. liman işletmeleri gibi. Bunu özellikle anlayalım. Belirttim ki hani konumla ilgili bir Tabii fikir önemli, birliği önemli olsun bir şey, diye. Bir şey. Bu durumda da Ragıp Bey'in kardeşi Mahmut Bey çok büyük bir tüccardı. Hı hı. İstanbul'da da konakları vardı. Selanik'te de vardı. Ve tabii bunlar Yunanlılara karşı olan yenilgiden sonra göçlerle daha Osmanlı'da kalan topraklara gelmek zorunda kalmış ama servetleri olduğu için işlerini kurmuş ve devam ettirmiş kişilerdi. Balkanlardan. Evet yani Yunanlılara toprak kaybettikçe geri gelen ailelerden. Balkan savaşları evet, bahsediyorsunuz. Evet Selanik'te yani daha önceden de yani Teselya'da ve daha önceki geri gelişlerde de Selanik'e gelmiş ve orada kalmış devam etmiş kişilerdi. Şimdi buradaki problem şu, Fikriye Hanım İstanbul'da yetişiyor aslında.
Peki. Yani Selanik'te yetişmiyor. Mahmut Bey'in en yakın arkadaşı Paris sefiri de olan, yani büyükelçisi de olan Tevfik Paşa, ki son sadrazam olarak da bilinir. Harici vekilliği de yaptı Osmanlı saltanatında. Onun eşi Elizabeth'ti. Müslüman oldu. Türk, yani Türk olmadı. Müslüman oldu. Yani Osmanlı. Fransız. İsviçreli. 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 Elizabeth yetiştiriyor. Ben burada bir şey ilave edeyim. Bir anekdot söyleyeyim. Özür dilerim. Yok, buyurun. Yani biraz çok belki tepki de gelebilir bu nokta konuda da ama. Hep öyle gelecek. Sultan Abdülhamid'in etrafındaki insanlara hediye, bir şeyler hediye etme politikası var. Hı hı. Bazen bir kedi hediye edebilir, bir tavşan hediye edebilir, bir köpek hediye edebilir. Bazen de bir kadın hediye edebilir. Tevfik Paşa'ya da bir kadın göndermiş. Tevfik Paşa reddetmiş. Bir sultan birine bir kadın hediye edecek, o da onu reddedecek. İdamlık demektir bu. Ama reddetmiş. Çünkü evlenirken eşine söz vermiş. Evet. İkinci bir hanımım olmayacak diye. Evet, Tevfik Paşa. Ama İzzet Paşa kabul etmiş. Yani. O Tevfik Paşa deyince aklıma o geldi. Evet, yani Tevfik Paşa ile Elizabeth'in aşkı çok büyük bir aşk. Dolayısıyla kabul etmemiş. Çok büyük bir sevgi, saygı içeriyor. Aileye girmiş oldum. Hatta ilginçtir, yani ben duyduğum ve çok yerden teyit ettiğim bir şey, hanım polismiş. Bunu da yani belirtmek lazım ama tabii belki biraz daha detaylı olarak bu konuyu incelemek lazım. Evet. İsviçre'de nasıl böyle olabiliyor o devirde? Yani ama bir şekilde böyle bir olay var Elizabeth'le ilgili olarak ve Elizabeth çok iyi bir eğitim almış bir hanım. Fikriye'nin annesini, Fikriye Hanım'ın annesini de çok seviyor ve Tevfik Paşa ile beraber Fikriye'yi ve kardeşlerini yetiştiriyor. Hı. Zaten Fikriye'nin bir abisi var, Ali Enver ismi. Hı hı. İki tane de kız kardeşi var. Biri daha büyük, biri daha küçük. Böyle bir aile. Fakat maalesef Mahmut Bey erken ölüyor. Erken öldüğü zaman da Tevfik Paşa kendisini bu aileye daha çok vakfetmesi, sorumlu hissediyor. Sorumlu hissediyor. Vakfetmesi gerektiğini düşünüyor ve her türlü işlerini yapıyor. Ama Mahmut Bey'in ortağı da çok dürüst bir ortak. Onlara bir konak tahsis ediyor, gelirleri veriyor. Ali Enver'in eğitimi ve ile ilgili olarak ve daha sonraki işiyle ilgili olarak büyük yardımlarda bulunuyor. Ve maalesef bu konak meşhur Fatih yangınında yanıyor. Hı hı hı. Ve o zaman oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Yani başka yere geçmek zorunda kalıyorlar. Yani çok zengin, çok iyi eğitim almış bir aile. Yani Fransızcayı biliyor, ata binmeyi biliyor. Sıradan biri değil. Silah kullanmayı biliyor, ut ve piyano çalmayı biliyor. Yani bütün bunları bilen ve saray çevreleriyle son derece sıkı ilişkisi olan biri Fikriye Hanım. Bir genç kız olarak. Şimdi gelelim bunun Zübeyde Hanım tarafına. Ragıp Bey ile evlendiği zaman evlendiği aile bu. Yani kardeşleri, kardeşi ve çocukları. Şimdi burada belki biraz dinleyicilerden problem gelebilir. Fakat Zübeyde Hanım bu aileyle çok iyi anlaşamıyor. Zübeyde Hanım daha kırsal kökenli. Atatürk'ün annesi. Atatürk'ün annesi, evet. Onlar ise daha ziyade artık İstanbullu. İstanbul, evet. Evet, yani böyle bir sıkıntı var aralarında. Bunu çok iyi anlamak lazım. Biraz uyuşmazlık mı diyelim, ne diyelim? Biraz uyuşmazlık mevcut. Uyuşmazlık yani var. Düşüncelerinde, davranış şekillerinde, yaşam tarzlarında. Felsefik olarak evet, çok felsefik uyuşmuyorlar. Ve dediğim gibi yani bir Paris sefiri, sonra harici vekili olmuş, sonra da sadrazamlığa kadar yükselmiş bir kişinin ve eşinin, yabancı eşinin yetiştirmesi. Önemli bir insan. Fikriye Hanım. Burada bir sürtüşme oluyor. Bununla beraber Fikriye Hanım'ın ablasıyla olan Zübeyde Hanım'ın ilişkisi daha yumuşak. Buna karşılık Fikriye Hanım'ın ilişkisi daha sert. Çünkü Fikriye Hanım'ın ablası daha yumuşak. Karakter olarak mı Fikriye Hanım'la Zübeyde Hanım anlaşamıyorlar? Evet, anlaşamıyorlar. Fikir olarak da anlaşamıyorlar, karakter olarak da anlaşamıyorlar. Fikriye Hanım da sert bir karaktere sahip.
Zübeyde Hanım'a göre anlaşamıyor. O zaman sert bir karakter. Biraz şeye girelim mi? Yani Fikriye Hanım'ı daha iyi anlayabilmek ve Atatürk'ün Fikriye Hanım'la yola niye devam etmediğini görebilmek için Zübeyde Hanım'ın karakterini birazcık, nasıl bir kadın? Evet. Yani bir şey diyebilir miyiz o konuda? Diyebiliriz. Yani Zübeyde Hanım tam bir taşra kaynanası. Taşra oğlan anası diyelim buna. Yani bir zamanlar çok meşhur bir dizi vardı eskiden. Kurallar böyle, olan daha evet, orada böyle Edirne'de geçiyordu. Şimdi dizinin adını unuttum. Orada böyle bir karakter vardı. Bir gelin, bir doktor falan filan bir şey. Şimdi unuttum. Orada da görülen tam yani bir Aliye Ronavız vardı bizim eskiden. Eskiler bilir. Yani orada bir kaynana modeli vardı. Yani oğluna toz kondurmayan. Otoriter, her şey koruyucu. Evet, yani biraz Zübeyde Hanım maalesef bu tarz bir hanımdı. Mesela çoğu yerde görüyorum 10 Kasım'larda işte sen bir evlat yetiştirdin. Hı hı. O evlat da bir millet yetiştirdi diyorlar Atatürk'ün baş öğretmenliğine atfederek. Zübeyde Hanım Atatürk'ü yetiştirmedi. Biyolojik olarak doğurdu. Atatürk'ü yetiştiren kişi Atatürk'ün halasıdır. Nimeti Hanım ve onun eşidir. Çünkü evden kaçtı Ragıp Bey'le evlendiği zaman ve onlarda kaldı 2 sene. Evliliğine tepki gösterdi. Evliliğine tepki gösterdi ama zaten annesiyle hiç anlaşamıyordu. Yani annesi onun mahalle mektebine gitmesini isteyen biriydi. Baba onun ciddi okula gitmesini. Yani Abdülhamid'in açtırdığı alyans okulları çerçevesinde Şemsi Efendi okuluna gitmesini isterdi. Bakın modern bakıyordu. Tabii burada şimdi bakın şunu da belirtmek lazım. Abdülhamit bu okulları kurdurdu. İlkokulları zorunlu yaptı bu okulları. Çok büyük bir karardır bu. Alyans İzrailit denir buna. Doğru. Ama devlete iş yapanlar, yani o da devlete iş yapıyor. Hı hı. Konumlarını garanti altına almak için bir yerde buna da mecburdular. İstikbal meselesi. İstikbal meselesi. Yani şimdi bazı şeyler biliyorsunuz çıkıyor Türkiye'de. Yani onlara da işte böyle girmek gerekiyor bu konularda. İşte Simon Zivi meselesi var. Sevis. Sabetay Sevi. Onun okuluna gitti. Onun kardeşinin işte okuluna gitti. Onun soyundan gelenin okuluna gitti. Ya bugün de durum Şemsi çok farklı. Şemsi Efendi onun soyundan geliyordu. Bugün de durum çok farklı Simon değil Zivi'nin. Ama yani. Değil ama... Tabii ama bağlantı, şimdi söylüyorlar. Bağlantı kuruyor. Ama bakın buradaki mesele şu. Öyle bir okula gitmesinin sebebi onların Sabetay olmasından değildi. Ama kurulan bu okullara Abdülhamid'in zorunlu kılmasıydı. Memurlarının ve üst düzey toplumda yetkili kişilerin gitmesinin. Yani çünkü bunlar belirgin bir eğitimi zorunlu kılmaya çalışıyordu Abdülhamid temel eğitimi. Ya zorunluluk şöyle belki tepki gelebilir orada. Yanlış anlaşılabilir. Zorunluluk ama, derken yani memur tercih edilirken vasıflı memur evet, arıyorsunuz. Evet, özellikli memur evet, arıyorsunuz. Dolayısıyla tabii olarak oradan mezun olanlar. Evet, yani Simon Zivi'nin okulunun özelliği bağlamında değil. Ama bu okulların yani bu eğitim kurumlarının Abdülhamid tarafından tercih edilmesi tercih bağlamında evet, söylüyorum. Evet, o anlamda zorunluluk. Bunu bir kenara koyarak tekrar geri dönersem. Bu noktada dediğim gibi halasının yanında yetiştim. Halasının yanında yetiştim Mustafa Kemal. Annesiyle Kemal. Çok münasebeti hayır, olmadı. Hiçbir zaman çok fazla sevmedi. Belki kabul etti yeni evliliğini. Evliliğinden dolayı da küskündü diyorsunuz. Tabii yani öyle yeni evliliği ben. Tabii kabul öyle etti. Anlıyorum. Ama ve lakin aralarında ciddi manada bir diyalog eksikliği oldu. Uzun zaman görmedi. Zaten meslek olarak da, askerliği askeri okullar evet, vesaireler görüşme de yani, zor birazcık. Netice itibariyle böyle bir kopukturlar annesiyle. Yani o zaman konuyu açıyor da biz tabii biraz kaydı konudan ama olsun problem değil. Yani şöyle bir iddia var Mustafa Kemal annesini sevmezdi. Mezarına da o yüzden gitmedi, cenazesine de o yüzden gitmedi gibi bir yaklaşım var. Bir yaklaşıma göre de hayır, ya işte meşgalesinden dolayı gidemedi, yani, toplantısı vardı, şusu vardı, busu vardı, ya gidemedi. Sevmediği için demeyeyim. Bu ama, çok yanlış olur. Evet. Ama şöyle bir şey, annesiyle olan ilişkilerini içselleştirebilmek için belirgin bir zamana ihtiyacı vardı. Şimdi her şey gri, her şey siyah beyaz değil. Tabii. Gri noktalar var. Şimdi bunları hakikaten açık etmek lazım. İzleyicilere, seyircilere. Mustafa Kemal evet mezara gitmedi ama böyle bir noktada o ilişkiyi de kendi içinde bir dengeye oturtması gerekiyor. Ama bu arada ölmeden önce de şeyini nişanlanması vesairesi evlenmesi söz konusu oluyor Latife Hanım'la yani evet, öyle bir durum da var yani çok da
Evet. Annesiyle çok da kopuk, uzak. Tabii anneyi yanına aldı. Çünkü İstanbul'da problemler oluyordu. Hatta Makbule Hanım da gelecekti. Ama Makbule Hanım'la Fikri Hanım kavga ettiği için Makbule Hanım geride kaldı. Ve maalesef Zübeyde Hanım Ankara'ya geldi. Ankara'ya geldi. Evet. Şimdi ona gireceğim ama şimdi onun için tekrar geliyorum. Yani Fikriye Hanım büyük ve zengin bir tüccarın kızı olarak, çok iyi yetişmiş biri olarak zaten Zübeyde Hanım'la hiç anlaşamıyordu. Hatta Mustafa Kemal onu Şişli'deki eve getirdiği zaman çok kızdı ve çok bozuldu buna. İstemedi. İlişkileri neydi? Yani Mustafa Kemal'le nasıl başladı bu ilişki? Nasıl bir ilişkiydi? Ciddi bir ilişkiydi? Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Beni Latife'nin yeğeni olduğum için ona karşıt olmakla suçladı. Öyle bir şey yok. Hatta ben Fikri Hanım'a çok saygı duyarım. Çok severek saygı duyarım. Yani bir karakter olarak çünkü çok zor dönemlerden geçmiştir. Anlattıkça da bunu göreceksiniz. Şimdi şöyle... Zübeyde Hanım her noktada Fikriye'nin Mustafa Kemal'le evlenmesine karşı çıktı. En başından itibaren. Mustafa Kemal'in öyle bir niyeti var mıydı? Çünkü şöyle şunu söyleyeyim hemen. Mustafa Kemal'in hayatına baktığımız zaman Latife Hanım öncesi ve sonrasında aşkları var. Şimdi, sonrasında bu, evet Fikriye, ne kadar ciddi olduğu şüpheli. Işte belki öncesinde bu, biraz daha ciddi. Şimdi buradaki Fikri Hanım'ın konumu nedir? Ciddi bir aşk mı, bir evliliğe götüren macera mı yoksa evlenebilirlerdi. Tamamıyla o günkü şartlar içerisinde. Evet, evlenebilirlerdi. Ancak şunu söyleyeyim, Zübeyde Hanım gibi bir anne olduğu için evlenemezlerdi. Fikriye'yi veremeden, ya tamam hastalığı vardı ama... Tabiri caizse Türkçe söylememiz gerekirse beni verem etti derler ya Fikriye'yi veremeden Zübeyde Hanım'dır. Çünkü üçüncü şahısların dahi önünde davranış olarak bu kızı oğlum alırsa ahirette bile iki elim yakanda olur. Bu kızı alırsan cesedimi çiğnemen gerekir. Gibi sözleri Ankaralıların önünde çok meşhurdur. Herkes biliyor bunları. Herkes bilir bunu. Herkesin anısında vardır. Kim hangi anıya bakarlarsa bakabilirler. Dönemin hatıratlarında var. Dönemin hatıratlarında. Yani bu bir değil, üç değil, beş değil, on değil ve kızın önünde kızı ağlatacak şekilde. Zaten o evlenseler de gitmez. Yan odada. O oturuyor, bu ağlıyor. Kız orada ileride oturuyor, o bu lafı söylüyor. Yani Mustafa Kemal anneyle... Oğluna da söylüyor. Mesela Kılıç Ali'ye de söylüyor. Oğlum alırsan iki elim yakanda kalır. Oğlum bu kızı alırsa iki elim yakasında kalır. İlişki şimdi, boyutu nedir? Fikriye Hanım'la Türk'ün ilişki boyutu. Şimdi şöyle. Yani. Şimdi Fikriye Hanım'ın yaşı olarak şöyle söylemek lazım. Yaş meselesi bir problem. Fikri Hanım'ın yaşının bir 5-10 yaş daha büyük olduğuna dair iddialar mevcut. Bir doğum belgesi olduğu iddia ediliyor ama Fatih yangınında bütün belgeler kaybolduğu için bu çok kesin değil. Yani şöyle bir şey, 1908 yılında Fikri Hanım'ın 13-14 yaşında olma ihtimali var, 15. Hakikaten kendi anıları, yani kendi anlattıklarını da dinlediğimiz zaman... Bunun öyle olduğunu görüyoruz. Yani okuduğumuz zaman bazı şeyleri. Bu 13-15 yaş doğru gibi oluyor. Evet. Ki bu aslında o dönem için evlenilecek bir yaş. Ya o dönem için İlişki kurulabilecek bir yaş. Burada şöyle bir şey söyleniyor. Abdurrahim'in, Fikri Hanım'ın ve Atatürk'ün oğlu olduğu. Abdurrahim Bey. Ama o konuyu çok karıştırmak için ona yani girmek istiyorum. Girelim oraya da. Çünkü Atatürk'ün şimdi erkek çocukları olduğu, daha da çocuklar olduğu diye genel konuşuyorum ben. Çocukları olduğu söyleniyor. Bunlar var mı? Kimden? Fikri Hanım'dan mı? Şimdi ikincisi zaten değil. Ama ilki için 1902 veya 4 doğumlu olduğu veya 1908 doğumlu olduğu iddia edilir. O zaman Fikri Hanım'dan başka biri de var. Yani 1902 ve 4 doğumlu olduğu konusunda Abdurrahim'in şüphedeyim. Ama 1908 doğumlu olduğu konusunda şüphede değilim.
Çünkü şöyle, 10 yaşındayken 1917'de Diyarbakır cephesine gidiyor. Mustafa Kemal orada ağır bir kaba kulak geçiriyor ve kaba kulak yüzünden gözleri kör oluyor ve ciddi olarak böbreğe vuruyor ve ciddi bir rahatsızlık geçiriyor ki kaldı ki Atatürk'ün kısırlığının sebebi 1917 yılındaki bu kaba kulaktır. O kadar geç yaşta ağır kaba kulak zaten kısırlık yapar. Yani o dönemin tıp imkanları da düşünüldüğünde bu çok ciddi bir sorundur. 1917 yılında Zübeyde Hanım Abdurrahim'in yanına alıp Diyarbakır'a gidiyor. Şimdi şöyle bir toparlayalım mı? Bir Fikri Hanım var. Latife Hanım daha ortada yok. Evet. Bir Fikri Hanım var. Ama Fikri Hanım ondan mı değil mi biraz aşmamız gereken bir de Mustafa Kemal'in çocukları var. Yani bir tanesinin ismi de Abdurrahim. Evet. Başka var mı? Sonra bir tane daha var. Sonra. O ama 1911-12. O daha sonra. O evet 12. O daha sonra. Ama 1917'den sonra zaten 1917'den diyorsunuz. 1917'den sonra Mustafa Kemal'in zaten çocuğu olmuyor. Olamazdı. O çünkü imkanı yok. Kaba kulaktan dolayı. Mümkün değil. Yani fakat burada ilginç olan Abdurrahim'i alıyor. Yani mesela kızını veya damadını alıp cepheye gitmiyor yaşlı bir kadın olarak. Hasta bir kadın olarak. 1917'de. Abdurrahim'i alıyor. Çünkü Abdurrahim onun oğlu. Onu son bir kez ölmeden önce ölecek diyorlar çünkü paşa için. Alıp ona götürüyor. Kim götürüyor? Zübeyde Hanım. Diyarbakır'a götürüyor. Ama şey götürmüyor. Fikri Hanım götürmüyor. Hayır çünkü Fikri Hanım zaten o sırada yanlarında değil. Çünkü 1908'de bu çocuk doğduğu zaman Zübeyde Hanım bu çocuğu alıyor. Çünkü. Ama kimden doğduğunu netleştirebilir miyiz? Yani şimdi Fikri ben size şöyle bir şey Fikri söyleyeceğim. Fikri Hanım mı değil mi? Yani bir defa. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Latife teyzemle Mustafa Kemal evlendiği zaman Mustafa Kemal Abdurrahim'i 1922 yani 23 Şubat'ı itibariyle Muammer Bey'in yanına veriyor. Yetiştirilmesi için, eğitim için. Latife Hanım babasının yanına veriyor. Evet. 2,5 senelik evlilik süresince Abdurrahim Muammer Bey'in yanında kalıyor. Ben size şunu açık rahatlıkla söyleyebilirim. Abdurrahim Mustafa Kemal'in Fikri Hanım'dan olma oğludur. Evlatlı değil. Hayır değil. Ben bunu söyleyebilirim. Fikri. Ama bana şey bir kanıt göster derseniz o kanıtı size göstermem. Fikri Hanım'dan olan bir oğlu. Evet. Yani bu açık olarak bizim peki, zaten o, bildiğimiz bir şey. Peki ya o zaman Fikri Hanım'la henüz evlenmeden ondan olan bir çocuğu var Mustafa Kemal. Evet ve bu zaten 1908'de bir gizli gelişi var. Mustafa Kemal. Selanik'e evet. Okul bittiği zaman yani asker yani tayin sırasında tayinden önce bir gizli kaçışı var. Hı hı. Geliyor Selanik'e ve burada ciddi bir problem var. Çünkü Makbule Hanım'ın bir evlilik problemi var. Evlilikle ilgili bir şeysi var. Hatta o sırada işte şöyle bir olay meydana geliyor. Diyor ki annesi Makbule Ali Enver'le Fikriye'nin kardeşiyle. Hayır, Fikriye'nin ablası da Mustafa Kemal'le evlensin. Çünkü Fikriye'yi istemiyor ama Fikriye'nin ablasını istiyor. O yumuşak karakterde bir kız ama Fikriye öyle daha değil. Daha yönetilebilir. Fakat Mustafa Kemal bunu reddediyor. Çünkü Mustafa Kemal Fikriye ile beraber olmak istiyor. Fikriye'yi istiyor. Buna da annesi karşı geliyor. O sırada bir maalesef kaçamak bir çocuk olmuş. Bir de sonra var ortada. Tamam yani şunu anlıyoruz. Söylediklerinizde en azından ben onu anlıyorum. Fikriye ile bir münasebeti var. Evet. Gönül münasebeti var ve evet. Bir de Abdurrahim diye bir çocukları var. Evet. Bu Abdurrahim ne oluyor? Abdurrahim galiba hayatta devam ediyor. Hayatta mı? Öldü mü? Öldü Abdurrahim Bey maalesef ama soyu devam ediyor. Soyu devam ediyor. Evet. Peki. Çulha ailesi. Hala hazırda evet, soyu evet, devam Nuray ediyor. Nuray Çulha. Çulha kızıdır. Kendisi söylemiştir. Sünnet fotoğrafını göstermiştir. Yani çok eski olduğuna dair. Yani reddedebileceğimiz bir durum söz konusu değil.
Peki yani aslında tam Fikre'yi konuşacaktık ama Fikre'ye yani onlara göre tamam başlı Fikre'ye geri dönebilirim yani. Fikre'nin şahsıyla ilgili onun hayatı tamam. Münasebetleri ama ister yani, istemez tabii bu konuya kaydı. Evet. Şimdi şöyle yapalım mı? Burada keselim isterseniz. Tamam, biraz daha seyircilerimizi, izleyicilerimizi merakta bırakmak için burada keselim. Peki. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden Fikriye'den sonra 1911 kaç dediniz? 11'de. 11'de evet. Bir o çocuk kim, daha nedir, var. O nereden? Tamam. Fikriye'den mi? Bir de Latife Hanım da niye çocuğu olmadı? Geç cevabını vermiş. 1917. Ha, evet. Onu söylediniz ama biraz da onları konuşalım. Fikriye Hanım'a biraz daha detayına girelim. Evet, çünkü hepsi birbirinin içinde. Yani çünkü biraz dalgalanarak açılıyor bu iş. Evet. O yüzden izleyicilerimizden müsaade istiyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.